Herkese merhabalar, mutlu hafta sonları. Güzel bir cumartesi diliyorum efendim. Bugün İstanbul yağmurlu ama bizim içimiz kıpır kıpır. Zira birbirinden uzman konuklarım var yanımda. Şimdi sizlere onları tanıtmadan önce bugün kimleri ağırlayacağız? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle konuğum matematik öğretmeni Zeynep Sezgen bizimle olacak ve Ennegram yönteminden bahsedecek. Mizaca göre matematik öğreniminden konuşacağız. Sonra psikolog Sevdanur Sevim bizlerle olacak ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu bizlere anlatacak. Akabinde uzman psikolog Başak Dikmen ilişkilerde psikolojik sorunları ele alacak, çift terapileri ve duygusal aldatma nedir bunları bizlere aktaracak. Sonrasında Doktor Bekir Mutlu Güngör saç dökülmesi ve tedavi yöntemlerini anlatırken akabinde Profesör Doktor Suat Doğancı ise varis ve lipödem hastalıklarını bizlere aktaracak. Şimdi konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün sizlerle olmak çok güzel. Biz de aynı şekilde aynı hislerle karşılık verelim. Kesinlikle öyle. Evet efendim. Öncelikle Zeynep Hocam'la başlayalım arzu ederseniz. Hocam Ennegram'da mizaç tipi neden bir önem arz eder? Mizaç neden kullanıyoruz? Ben bugün Ennegram temelli öğrenci koçu olarak daha çok konuşacağım sizle. Matematik öğretmeninden ziyade. Aslında en önemli problemlerden biri sınav kaygısıdır ya ya da sınava hazırlanırken geçirdiğimiz süre içerisinde kaygılı ve gerilim olmak. En temelde biz şu soruyu sorarız. Bir kişi neden kaygı hisseder? Mizacına uygun davranmazsa kaygı hisseder. Mizacına uygun çalışmazsa kaygı hisseder. Ben size bugün enneagramların tiplerine göre hangi tip neden kaygı yapar bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, sınav kaygısı çocuklara aslında bildiklerini bile unutturan bir endişe değil mi? Kesinlikle. Peki ne yapmalıyız kıymetli Zeynep Hocam? Şimdi tip 1 mizacına göre tip 1 mizacı daha disiplinli, daha düzenli çalışan, kontrolcü çalışan bir mizac. Ancak bu kontrol ve disiplin olaylarını bazen çok abartıya kaçırıp masaya oturma süreçlerinde çok uzun zaman harcayabiliyorlar. Bu burada mı? Bu hazır mı? Tamam, bu eksik mi? Bu sefer o süre, çalışmaları gereken süre azalıyor. Ve bakıyorlar ki istediği noktada değiller. Süre geçmiş, az soru çözmüşler. Bu sefer olmaları gereken yerde olmadıkları için kaygıya başlıyorlar. Enerjiyi başka bir yere aktarıyor aslında ders çalışmaktan ziyade değil mi? Aynen, düzene, disipline ve sisteme. Yani her şey mükemmel bir ortamda olursa çok verimli ders çalışacaklarını düşünüyorlar. O mükemmeliyeti oluşturmak onlara zaman kaybettiriyor. Bu sefer de kaygıya kapılıyorlar. Diyorlar ki ben olmam gereken yerde değilim. Benim sürem çok geçti. Evet, şu an hiç iyi değil. Hatta onu bırakabiliyorlar. Hatta toptan da bırakabiliyorlar. Tip 1 mizacının bu anlamda dikkat etmesi gereken durum bu. Ve onlara tavsiyemiz nasıl bu durumu aşarlar? Esneklik. Biraz esnek olsunlar. Biraz rahat olsunlar. Her şey tam mükemmel olmak zorunda değil. Onlara bir şarkı armağan etmek gerekirse hatasız kul olmaz, hatamla sev beni diyoruz. Gerçekten bunlar tip 1 için söylenecek en güzel söz. Peki tip 2'ler ne yapar? Tip 2'leri biz mizaçlarında duygusal yönleriyle biliriz. Yardımseverlik, duygusallık, arkadaş canlılığı. Peki onlar ne gibi sorun yaşarlar? Onlar da şöyle yapar. Şimdi sabah kalktı, bir programı var. Orada telefonu aldı, arkadaşından bir mesaj. Zeynep, bugün çok sıkıntım var, seninle bir konuşmam gerekiyor. Ama yapması gereken bir program var. Hemen zihninde düşünce. Ben ona gitmezsem kötü bir insan olurum. Ben ona yardımcı olmazsam iyi bir insan olmam, ona yardımcı olmam lazım der. Sonra gider, konuşur, sohbet eder, günü programı bölünür. Ve der ki ben yapamadım, bugünkü hedefim bitti, yarın başka bir kişiye odaklanır, başka bir konunun sorununa, başka bir şeyin çözümüyle ilgilenirken kendini ihmal etmiş, programını ihmal etmiş olur başkaları için. Onun için de beni böyle seveceksen şarkısı gerçekten çok kıymetli. Biz olduğumuz için seviliriz. Bazen hayır demek de güzeldir. Onlara da önereceğim şey hayır demeyi öğrenmeleri. Tip 2 mizacına evet, hayır demeyi öğretiyoruz. Hayır dedikçe, evet, onlar hayır diyebildikçe insanlıklarından kaybetmezler.
tam tersi programlarını, hedeflerini kazanırlar. Hocam o zaman şöyle hayır demek için de mini bir egzersiz çalışması da gösterelim. Başımızı sağa ve sola çevirerek. Evet. Evet, hayır. Hayır. Hayır yapamam. Bu arada ben onu bir ara yapmıştım. Hayır. Çok zor geliyor başta ama yapabiliyorsunuz. Sonra tip 3 mizacına gelince. Tip 3 mizaçları aşırı hırslı, başarıya odaklı insanlar oluyorlar. Aslında böyle sistemin, eğitim sisteminin sevdiği iki tip var. Tip 1 ve tip 3. İkisi de çalışmayı çok seviyor, başarıya odaklı. Peki madem başarıya odaklı, tip 3'ler neden masa başına oturmak ya da ders çalışmakta zorlanır? Tabii bunun birçok yönü var. Program dahilinde şunları söyleyebilirim. Onlar da şöyle, diyelim sevmediği biri var. Ondan hoşlanmıyor ya da kendinden biraz zeki görüyor. Diyor ki, o benden yüksek alacak zaten ve ben onu geçemeyeceğim. Buna olan takıntısından inanın ders çalışmaya odaklanamıyor. Diyor ki ben en iyisi çalışmayayım, en iyisi onunla rekabete girmeyeyim. Yani çünkü o kazanacak. Ya da dersle değil de başka bir alanda kendini tamamlıyor olabiliyorlar. Spor, sanat gibi orada kendini ispat edebildikleri için diyor ki okul konusunda da kendimi ispat etmeme gerek yok, ben zaten ispatlandım. Çünkü onlar toplum tarafından takdir edilmeyi sevdikleri için bir anda takdir edilmiş oluyorlar. Onlar için de en güzel çözüm kendileri için yarışmaları, başkaları için değil. İlk önce kendimiz için yarışacağız. Onlarla bunu uygulayabildikleri zaman, yarışlarını kendileriyle oluşturdukları zaman çözüm oluşmuş olacak. Tip 4 mizacına gelince de onlar da böyle melankolik takılırlar. Duygu dünyaları çok önemlidir. Kendilerini çok düşünürler. İç dünyalarındaki değerler çok önemlidir. Dolayısıyla da sınavı anlamsız görebilirler. Bunun ne anlamı var ki? Yani anlamsız, herkes aynı şeyi yapıyor. Çünkü onlar farklılıktan hoşlanır. Bizim bildiğimiz o ünlü sanatçılar vardır ya. Bir eserin sahipleri, Picasso'lar vesaire, onlardan çıkarlar. O da der ki yani bu sıradan bir sistem. Ben niye bunun içinde varım? Ya da oturur böyle geçmişte yaşadığı kötü şeyleri düşünür. Melankolikliğe takılır. Ve dolayısıyla bunların hepsi çalışma sistemine ket vurur. Peki ne yapmalı? Şöyle düşünmeli. Ben ileride farkındalığımı ortaya koymam için üniversiteyi bitirmem lazım. İşte o zaman kendi farkındalığımı oluşturabilecek çalışmalar yapacağım. Ve geçmişteki acılar ve sıkıntılar geçmişte kaldı. Bugün ne yapabiliyorum? Tabii bunları aşama aşama, parça parça. Tip 5 mizacına gelirsek de onlar aslında çok okumayı, alanlarında derinleşmeyi çok severler. Yani alanlarında uzmanlaşmayı severler. Daha çok içe dönüktür. Şimdi tip 1'ler dışarıyı düzeltmeye çalışırlar, dış dünyayı. Tip 2'ler kendi duygu dünyalarını ve dışarıdaki duygu dünyayı değiştirirler. Onlar da kendi iç dünyalarıyla baş başadırlar. Çok sosyal değillerdir. Peki madem araştırmayı ve derinleşmeyi seviyorlar, onların sıkıntısı ne? Onların sıkıntısı da şu. Bir konuda çok derinlemesine inebilirken belli bir alanda, sevdikleri alanda yoğunlaşıp diğer alanlar boş kalabilir. Yani ben sevdiğim alanla derinleşirim. Oysa ki sınav bütün derslerden sorumlu. Onlara da biraz daha sınavdan sonrası için, üniversite döneminden sonra alanlarında uzmanlaşabilirler. O süreye kadar bunun bir geçici bir süreç olduğunu, bilgi birikimini genel derse yaymaları gerektiğini tavsiye edebilirim. Yani, evet. Bunlar çok kıymetli bilgiler aslında, evet. Sosyal hayatta belki çok farkında olmadığımız ama sizin gibi uzman eğitimcilerin bir yol haritası çizerek öğrencileri yönlendirdiği güzel bir alan diyebiliriz. Peki son olarak da sonrasında Sevde Hocam'a geçeceğim. Eğer mizaca göre ders çalışmazsak nelerle karşılaşırız? Kaygı ve özlemimiz çok artar. Kendimizden emin olamayız. Sağlıksız bireylerde bu durum daha çok kendini gösterir. Yani şöyle, sağlıksız birey derken mizacında bizim rahat hat, sağlık düzeyi durumlarımız var. Sağlık, rahat hattımız strese doğru kaydığında, daha sağlıksıza gittiğimizde o zaman biz enegramcılar olarak bir çözüm bulamayız. Sevde Nur Hanım gibi bizimle çalışan arkadaşlardan destek alırız. O zaman devreye de Sevde Nur Hanım girer zaten. Evet, Sevde Nur Hanım'a da tabii sormak istediklerim var. Fakat ondan önce sizin toparlayacak bir cümlenizi duymak isterim.
Enneagram'da mizacımız tamamen bizi oluşturmaz. Sadece bir parçamızdır. Biz o parçaları güçlendirdikçe, kuvvetlendirdikçe biz oluruz. Aslında Enneagram demek kişinin kemale ermesi demektir. Biz Enneagram sistemiyle birlikte güçsüz yönlerimizi güçlendirir, zayıf yönlerimizi güçlendiririz ve hayata aslında bu sadece sınav sistemi gibi gözükse de hayata karşı bir güçlü bir duruş sergiler, aksak yönlerimize gideriz. Mesela sürekli işine geç kalan birinin geç kalmayı bıraktığını düşünsenize. Bunu biz okuldayken derse geç kalmamak olarak başlatırsak, görevinde hep eksiklik yapan bir kişinin eğer derslerini tam vaktinde yetiştirmesini ayarladığımız zaman, bu iş dünyasına geldiği zaman, hatta aile sistemine geldiği zaman aslında Enneagram bir kemale erme sanatıdır diyebilirim ben. Evet, çok güzel özetlediniz sevgili Zeynep Hoca. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda da yine Enneagram'ı konuşmuştuk. Bugün daha farklı bir boyutta sınav kaygısı üzerinde anlatımı yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Müsaadenizle psikolog Sevdinur Sevim'le baş başayız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun sınav kaygısıyla bağlantısı nedir? Neler olabilir? Sınav kaygısı dediğimiz olay aslında Zeynep Hanım'ın da çok fazla öğrencilerde gördüğü ve gerçekten artık çok yaygınlaşan, tüm öğrencilerde hemen hemen gördüğümüz bir süreç. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin boyutlarıyla bunu düşündüğümüz zaman sınav kaygısından kaynaklı mı dikkat eksikliği var, yoksa dikkat eksikliğinden kaynaklı mı sınav kaygı stresi ortaya çıkıyor diye velilerimiz, ebeveynlerimiz bizlere çok fazla soru yöneltiyor. Özellikle bu dershane sürecinde sınav stresinin çok fazla etkin rol aldığı ve olabildiğince, şimdi tabii ki öğrencilerden çok daha fazla ebeveynler aslında heyecanlı, evet, değil mi hocam? Aynen öyle. Çünkü acaba hangi üniversiteyi kazanacak? Hangi liseyi kazanacak? Ya da kazanabilecek mi? Yapabilecek mi? Ya komşunun oğlu işte şu kadar net yapmış, benim kızım şu kadar net yapmış gibi gibi bir kıyaslamaya girdiklerinden dolayı aslında sınav kaygısı dediğimiz durum sadece çocuğun sınav esnasında yaşadığı stres değil. Kalp çarpıntısı, titreme, bir şekilde farklı lokasyonlarda hissetmediği ama o anda bir anda ortaya çıkan bir gerilim esnası sadece sınavda ortaya çıkan bir süreç değil. Aslında onun öncesinde işte aile etkisi, çevre etkisi. Çocuk okula gidiyor, arkadaşlarıyla konuşuyor. Bir şekilde ben şuraya gideceğim, şunu istiyorum. İşte sen ne yapacaksın? Eve geliyor, kızım sen ders çalıştın mı? Bugün ne kadar soru çözdün? Öğretmene gidiyor. Bugün ne yaptınız çocuklar? Anlatabiliyor muyum? Hep böyle bir stres faktörünün içerisindeler aslında. Hal böyle olunca sınav kaygısı dediğimiz olay tamamıyla aslında dikkat eksikliğini ortaya çıkartabilen bir durum. Tabii ki dikkat eksikliği dediğimiz durum sadece tek başına yeterli bir şey değil. Sadece dikkat eksikliği dediğimiz çocuklar, yetişkinler var ama bir de hiperaktiviteyle onu süslediğimiz durumlar da oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite aslında dikkatin odaklanamama problemi ve hiperaktivitenin de bir şekilde buna destek olması ve yerinde duramama, orayı terk etme durumu. Aslında dikkat dediğimiz durum odaklanamama sorunudur. Odaklanmak istemesi ama bunu başaramaması da aslında hiperaktivitenin ortaya çıkmasından kaynaklı. Evet. Bunların hepsi sınav kaygısına etki eden durumlar. Çünkü çocuk sınav esnasında bir deneme yapabiliyorken bu denemeden sonra bir şekilde zamanlama yönetimi ya da dürtüsellik, örnek veriyorum, sınav esnasında çok fazla su içme isteği çocukta ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü o stresin vermiş olduğu bir ağız kuruluğu var, bir çarpıntı var ve sürekli su içme isteği doğuyor. Su içen bir çocuk tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor haliyle. Bu sefer sınav esnasında zamanlama yönetimini kaybediyor. Zamanlamayı kaybettiği için acaba kaç dakikam kaldı? Yetiştirebilecek miyim? Nasıl olacak? Derken bu sefer dikkati dağılıyor. Saate bakmaya çalışıyor. Öğretmenin kıyafetlerini inceliyor. Diğer arkadaşlarına bakıyor. Acaba kopya çekiyor muyum diye düşünüyor gibi gibi. Bunların hepsi dikkati dağıtan bir süreç. O yüzden şunu çok net söyleyebiliriz. Sınav kaygısı dediğimiz durum dikkat eksikliğinin aslında çok yakın bir arkadaşı. Peki bunu testlerle ortaya çıkarmak mümkün müdür? Testlerle ortaya çıkarmak mümkün. Dikkati ölçtüğümüz bir testimiz var. Sadece dikkati değil aslında. Dikkat, hiperaktivite, zamanlama ve dürtüselliği ölçtüğümüz bir test bu. 15 dakikalık bilgisayar ortamında süren bir test.
bize %100 tabii ki bir etki vermese de en azından %90, %99 arasında net bir bilgi vermekte. Şimdi bizler sınav kaygısı yaşayan bir çocuk var. Evet doğru. Zeynep hocamın anlattığı tip 4 buna aslında çok iyi bir örnek değil mi hocam? Evet, aynen. Çünkü melankolik bir şekilde ortaya çıkıyor. Tip 4 dediğimiz mizaca göre bunu aslında konuşursak da gerçekten çocuk o anda sınav kaygısı ve dikkat eksikliği varsa diyor ki ben artık depresyondayım, yapamayacağım, kazanamayacağım. Hemen böyle bir olumsuzu düşünme eğiliminde. Tabii ki ebeveynler de buna etki sahibi oluyorlar belli bir konuda. Ama mizaçla da bu aslında çok bağlantılı. Biz haliyle her çocuk özeldir diyoruz ve kendine şahsına münhasır diyoruz. Böyle olunca testin sonucunu da aslında her çocukta aynı etkiye sahip olacağını söyleyemiyoruz. O sebeple testin yapılacağı ortam, testi yapan eğitmenin ya da psikoloğun çocuğa karşı tavrı, çocuğun teste karşı olan tavrı çok önemli bu süreçte. Olabildiğince rahat olması gerekiyor ki bize bu dört temel kapsamda net bir bilgiler verebilsin. Evet sevgili Sevdi Nur Hanım, bu paylaşımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım yeni bölümlerimizde yeniden bu konuyu daha detaylı konuşma şansımız olur. Bugün umarım. Vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir ortam. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi ki geldiniz kıymetli hocalarım. Evet, konuklarımızı uğurlarken Doktor Bekir Mutlu Güngör sıradaki konuğumuz. Saç dökülmesinin sebepleri neler? Genetik saç dökülmesi ve diğer saç dökülmeleri nasıl tedavi edilir? Saç ekimi herkese yapılabilir mi? Saç dökülmelerinde tedavi sürecini Doktor Bekir Mutlu Güngör anlatacak. Az sonra. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün kadın erkek ortak bir problem. Evet. Saç dökülmesini konuşacağız. Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Genetik yanları var mıdır? Sonradan gelişebilir mi? Sizdeyiz efendim. Şimdi saç dökülmesi aslında birçok faktörün bir araya geldiğinde oluşan bir sonuçtur. Belli problemleri sıralayacak olursak, başlangıçta genetik faktör en çok karşımıza çıkan faktör olarak görüyoruz. Fakat genetik faktörlerin yanında bir vitamin eksikliği, bir kronik hastalık veya araya giren bir stres veya kadınlarda bir takım işte gebelik süreçleri gibi süreçler, emzirme süreçleri gibi süreçler, erkeklerde daha çok travmalar, stresler bizim saç dökülmesi sebepleri olarak karşımıza çıkan şeyler. Fakat hiçbir zaman tek sebebi biz saç dökülmesi sebebi olarak görmedik. Neden? Şimdi genetik bir sebep var diyelim saç dökülmesiyle ilgili. Özellikle burada hormon baskısı çok büyük problem. Sonrasında genetik saç dökülmesi şeyi olan insanlar bir yerde saçları dökülmeye başlayacakken araya giren bir viral hastalık veya araya giren bir stres bunun hızlanmasını sağlayabiliyor. Ama kabaca toparlayacak olursak saç dökülmesi sebeplerinde en çok karşımıza çıkan erkeklerde %90 oranında genetik saç dökülmesi, kadınlarda da %50'ye varan oranlarda genetik saç dökülmesinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve genetik saç dökülmesinde de en büyük problemin biz hormon baskısı, hormonal sebepler olduğunu biliyoruz. Hormonal sebeplerinde tedavisinin çok zor olduğunu ve bir takım uzun süreçlerle bizle beraber olacaklarını biliyoruz hastalarımızda. Evet tabii toplumda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de saç dökülmesine nasıl bir tedavi yöntemi geliştirilebilir? Evet. Bu noktada önerileriniz neler? Şimdi saç dökülmesinde ben şöyle anlatıyorum hastalara. Saç dökülmesi uzun soluklu bir tedavidir. Eğer bu tedaviye başlayacaksak hastalarla uzun süren bir mesaiye başlayacağımız anlamını taşıyor. Şimdi önce nedeni çok iyi ortaya koymak lazım. Eğer nedeni ortaya koyamazsak yapacağımız tedavi birazcık saman alevi gibi olacaktır. Hı hı. Geçmişte doktor kliniklerinde saç dökülmelerinde mezoterapi, PRP, kök hücre gibi bir takım enjeksiyonlu tedavilerle bu süreci ilerlettik. Sonrasında şunu fark ettik. Biz bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra tedaviyi bıraktığımız anda yeniden saçların dökülmeye başladığını gördük. Hı hı. Burada bir eksiklik hissettiğimizi fark ettik ve bunu birazcık araştırmaya başladık. Araştırdığımızda aslında başlangıçta söylediğim genetik saç dökülmesi sebebinin yoğun oranda olduğunu ve genetik saç dökülmesiyle mücadele etmediğimiz takdirde yaptığımız tedavilerin birazcık kısır kaldı. Ve neye ekledik tedaviye? Bu hormon baskısını kıracak bir takım ürünleri araştırdık ve ürünleri araştırırken karşımıza bir takım etken maddeler çıktı. Bu etken maddeleri oral ve lokal bazlı kullanmaya başladık. Ve kullandığımızda da az önce bahsettiğim saç dökülmesi geçtikten sonra ortaya çıkan
yeniden başlamanın önüne geçebildiğimizi bu şekilde fark ettik. Şimdi kabaca tedavileri böyle sıralayacak olursak, birazcık ben süreçten bahsettim. Hastalara ben mutlaka bir doğru şampuan kullanmayı öneriyorum. Neden? Çünkü şampuan kullanımı saç dökülmesine sebep olabilir. Şampuan kullanımı saç çıkarmaz fakat saç dökülmesi için ekstra bir risk faktörü oluşturacağı için mutlaka doğru bir şampuan kullanmasını öneriyoruz. İkinci aşamada hastalara bir kan tahlili yaptırıyor. Ve kan tahlilinde eksik olan vitaminler, mineraller, bir takım kronik hastalık öyküsü bunları tespit ettikten sonra eğer bir problem varsa bunları tedavi ediyoruz. Burada da en çok karşımıza çıkan D vitamini, B12 vitamini, feritin ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi bir takım problemler vardır. Eğer bunları biz kan tahlilinde yeteri kadar tespit edip yerine koyabilirsek saç dökülmesinden alacağımız, saç dökülmesi tedavisinden alacağımız sonucun maksimum olduğunu tecrübe ettik kendimizde. Sonrasında da bu sefer hastayla beraber oturup biz enjeksiyonlu bir tedavi yöntemi seçiyoruz. Şimdi burada mezoterapi, PRP, kök hücre türevleri bahsettim az önce. Bunları hangisini seçeceğimizi bir hastanın saç dökülmesinin hangi evrede olduğunu tespit edip ona göre bir yöntem belirliyoruz. Bir de hastanın kliniğe kaç defa gelebileceği konusu bizim için önemli. Çünkü mezoterapi ve PRP daha seanslı 6-8 seansa yakın işlemler ve 3 aya yakın bir tedavi protokolü içerir. Fakat kök hücre ve türevleri daha çok tek seanslı. Hasta tek sefer gelir işlemini yapar sonra takiplerine başlarız. Bunları ona göre seçeriz. Ve sonrasında da mutlaka bir takım gıda takviyeleriyle, hı hı, çünkü az önce bahsettiğim işte vitamin eksikliklerine ek olarak tespit edemediğimiz bir takım faktörler de var. Bunları da biz bütüncül yaklaşmak adına mutlaka gıda takviyeleriyle bir miktar daha desteklemeyi, oral replasman tedavileriyle desteklemeyi öneriyoruz. Ve en sonunda da az önce bahsettiğim işte bu hormon baskısını kıracak bir etken maddeyi içeren, bazı yerlerde oral kullanan doktorlar da var ama ben oral kullanmayı tercih etmiyorum. Yani ağızdan kullanmayı tercih etmiyorum. Onun yerine daha lokal bazlı bir serum diyeyim, hani sürebileceği, hastanın saçına sürebileceği bir ürünle bunu destekleyip tedavi protokolünü bütüncül bir yaklaşımda hastaya sunuyorum. Tam olarak da bunu sormak istiyorum sevgili Bekir Hocam. Tedavi grubunda, daha doğrusu hasta grubu olarak daha tedavinin etkin olabileceği bir hasta grubu var mı? Yani şu şekil dökülmeler veya şu tarz hastalarda daha hızlı sonuç alabiliyoruz dediğim. Şimdi şöyle açıklayayım ben onu. Eğer hastada genetik bir saç dökülmesi problemi yoksa bunlarda çok hızlı yanıt alıyoruz. Neden? Hı-hı. Çünkü bir vitamin eksikliği var. Vitamini yerine koyuyorsunuz, hı-hı, ve sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Hasta araya giren bir stres faktörü var veya bir kronik hastalığı var. Kronik hastalığı tedavi ediyorsunuz veya takibi alıyorsunuz, belli bir seviyede tutuyorsunuz. Hastada saç dökülmesi problemini çözebiliyorsunuz. Fakat eğer genetik bir saç dökülmesi problemi varsa hastayla aslında biz hastanın saçları dökülmesini istemediği döneme kadar beraberiz. Bu ne demek? Hasta diyor ki hocam ben saçım asla dökülsün istemiyorum. O zaman diyorum ki ben size bir tedavi protokolü sunacağım. Bu tedavi protokolünü beraber yürüteceğiz. Sonra belli bir seviyeye geldikten sonra da saçını korumak için belli tedavi rutinlerinize devam etmek zorundasınız. Çünkü biz biliyoruz ki eğer ortada bir sebep varsa, bir genetik sebep varsa bu saç eninde sonunda dökülecektir. Eğer tedavi etmezsek. Ve dolayısıyla ben bir sefer bir tedavi ettim ve sonrasında bu saçı artık bir daha dokunmaya gerek yok diyebileceğimiz bir süreç yok maalesef. Saç tedavisi çok zordur ve uzun soluklu hem hekimin hem hastanın özel çabasını sağlar. Evet, uzun süreli bir kontrol altında olması gerekiyor. Ben de tam onu soracaktım. Tedavi sonrası hastaların dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Tedavi sonrası hastaların dikkat etmesi gereken şeyler. Bir, hep hastalarıma şey diyorum ben, stresten uzak durun. Hocam hayatın içinde her yerde stres var mutlaka. Stresten uzak durmak mümkün değil. Fakat ekstra bir risk faktörü, ekstra bir stres faktöründen uzak durmaya çalışın. Bu temel yaklaşım. İkincisi, rutin aslında hücre yaşlanmasını geciktiren, yani nasıl geciktiren, antioksidanlar. İşte antioksidanlardan bahsedeceğim, hı-hı, birazcık veya antioksidanların işte oksijen radikallerinin oluşmasına sebep olan bir takım işlemler, işte sigara tüketimi, çok fazla dengesiz beslenme, uyku problemleri, az sıvı tüketme gibi, biliyorsunuz sağlıklı yaşamdan uzaklaşmayın diyorum hastalarıma ve mutlaka doğru bir şampuanla saçınıza bakın. Artı az önce bahsettiğim gibi eğer ortada bir genetik saç dökülmesi yatkınlığı varsa bir saç bakım rutini oluşturun. Saç bakım rutinin içerisinde mutlaka bu genetik faktörleri, yani hormon baskısını mutlaka ortadan kaldıracak bir ürünü günlük saç bakım rutininize, günlük demeyelim, her gün kullanmalarına gerek yok çünkü biz koruma fazında haftada 1-2 gibi bir öneriyoruz. Haftada 2 gibi
işte saç bakım yağları vesaireler kullanmak yerine bu bahsettiğimiz hormon baskısını kıracak ürünlerden bir tanesini kullanmalarını öneriyoruz. Evet, çünkü bazen böyle internette de çok fazla karşımıza çıkıyor reklamlar vesaire, işte saç çıkartan formül, mucize vesaire. O noktada da bir bilgi olması adına hekim kontrolünde veya hekim tavsiyesiyle olan ürünleri tercih etmek daha doğru olur, değil mi? Kesinlikle şunu biliyoruz, dışarıda maalesef ki bu işi sağlıksız bir şekilde yürüten birçok yer var. Ve önerdikleri ürünlerin herhangi bir onayı var mı yok mu asla bilmiyor. Burada doğru adresin mutlaka bir hekim kontrolü olduğunu hastalarım her zaman söylüyor. Bunu da toplumsal olarak bilinçlendirme noktasında bir takım çalışmalar yapmakta zorunluluğumuz vardır. Evet, mevcut saçımızdan da olmamak için, değil evet. mi? Evet. Doğru bir hekim veya doğru bir ürün tercih etmek önemli. Kesinlikle. Kıymetli hocam, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Rica çok hızlı geçti. Yeni bölümlerde sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. İyi ki geldiniz. Efendim, Doktor Bekir Mutlu Güngör'ü ağırlarken sıradaki konuğum uzman psikolog Başak Dikmen bizlerle olacak. İlişkilerde en yaygın görülen sorunlar nelerdir? İletişim eksikliği ilişkileri nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde çiftler birbirlerine nasıl davranmalı? İlişkilerde mutlu olmanın yollarını uzman psikolog Başak Dikmen anlatacak. Az sonra. Başak Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizi burada görmek ne kadar güzel. Siz de aynı şekilde. İkimiz de kalktık Ankara'dan geldik İstanbul'a. Evet. Evet, yağmurun çamurun içinde geldik. Doğru, evet. Çok güzel bir program olacak eminim. İnşallah. Ben vallahi soruları okurken böyle çok heyecanlandım. Çünkü hani kimden duysam işte çevremiz, danışanlarımız vesaire hep ilişki problemi yaşıyor bu dönemde. Evet. Farkındaysanız bilmiyorum artık sosyal medya mı başka mecralar mı, herkes böyle bir iletişim problemi içerisinde. Bu da ilişkileri çok etkiliyor sanırım. Kesinlikle. Biraz bunlara değinmenizi rica edeceğim. Özellikle günümüzde ilişkilerde görülen en yaygın sorun sizce neler? Şöyle, artık sadece psikoloji alanında görmüyoruz biz bu sorunları. Artık yakın arkadaşımızdan bile yakınmalar. Yani diyetisyen olarak siz de illaki danışanlarınızla sohbet ortasında. Herkes ilişkiler konusundan o kadar yakınıyor ki son zamanlarda özellikle pandemiden sonra tahammülsüzlük çok fazla arttı. Sosyal medyanın da gelişmesiyle işte isteksizlik, partnerine karşı vakit ayıramama, zaman yönetiminde sınırlanmalar. İşte işten geliyorlar, ellerinde telefon ya da ne bileyim böyle karşılıklı konuşmalar çok azaldı ve anlayışsızlık başladı. İnsanlar birbirlerini anlamamaya başladı. İsteksiz, ben dili değil de genelde suçlayıcı, hakaret kelimeleriyle beraber iletişimde problemler çok arttı. Bu da son 3-4 yılda boşanmalar, partnerden ayrılık sonuçta da bize geliyorlar. Biz de çok fazla toparlayabiliyoruz ilişkiyi. Evet, ama şöyle, bir taraf isteyerek geliyor bize. Diğer taraf çok fazla istemediği zaman ilişkiler biraz bocalıyor. Ama tabii ki hiçbir şey çözülecek, çözülmeyecek gibi değil. Eninde sonunda biz o ilişkiyi toparlıyoruz. Dediğim gibi iki tarafın da istemesi çok önemli. İstek çok önemli. Ben şöyle şifre oluşturuyorum. Acaba nedir? İstek çok önemli. Anlayış çok önemli. Saygı çok önemli. Her zaman. İlişkiyi kurtaracak bu üç kelimelik şifre çok çok önemli diyorum her zaman. Evet, peki son dönemlerde mesela kriz yaşayan çiftlerde size gelip başvurduklarında nasıl bir sağlıklı iletişim kurulabiliyor? Bazen derler ya hani telefona, hocam kaç seansta biz normale döneriz. Ama tabii bu karşılıklı olan çok bir şey olduğu için, değil mi? Bir anda her şey istiyorlar. Bir anda her şey istiyorlar. İyi olsun. Yani diyorlar ki acaba diyorlar 2-3 hafta sonra biz eşimle ya da partnerimle eskisi gibi olabilir miyiz? Ya biz çok sabırsız bireyleriz. Bu bende de var. Hepimizde var. O yüzden her şey hemen hallolsun. Her şey bir anda karşı taraf bütün yelkenlerini suya indirsin. Ama tabii ki bu çok zor. Yani her şeyin bir anda olması çok zor. Şöyle, hastayı telefondan tedavi etmekle tabii ki yüz yüze tedavi etmek çok çok farklı. Sana anlatıyorum. Şunu kullan diyorsun. Ama tabii ki biz olayların içeriğine indiğimizde her seansta farklı şeyler öğreniyoruz. Farklı olaylar, aile öyküsü, genetik faktörler özellikle çok önemli her zaman. O yüzden de artık onların aile bireylerinden birisi oluyorsun. Her şeylerine tanık olduğun için
insanları da tanıyorsun, keşfediyorsun, beklentilerini anlıyorsun. Özellikle benim onları tanımamdan çok çiftlerin birbirlerini tanıması her zaman çok önemli. Ne ister, ne bekler benden. Ben hatta şey diyorum bazen, ya evlenmeden önce kesinlikle psikoteknik testler, terapiler bunlar olmalı. Bazen ilişkiler çok uzun sürüyor. Evet, 5-6 senelik ilişkiler oluyor. İnsanlar birbirini çok iyi tanıdığını düşünüyor ama aslında hiç tanımıyorlar. Yani aynı evde yaşadıklarında yeni yeni özelliklerini keşfetmeye başlıyorlar. Daha sonrasında ilk gerginlik atlatıldıktan sonra gerginlikler aşama aşama büyüyor. Ondan sonrasında da yolun sonunda bizi tercih ediyorlar. Ben her zaman diyorum ki ilk gerginlik olduğu an gelinmeli. Ya sadece problemler olduğunda değil aslında. İnsanlar bazen konuşmak için bile gelebilir yani. Bir uzman psikoloğa mutlaka başvurabilirler. Aslında her konuda başvurabilirler. Evet, kesinlikle. Yani, son zamanlarda mesela kadınlara yönelik işte iş yerindeki mobbingler de çok arttı. Bunu çok da görüyoruz. Arttı. Belki bu da karşılıklı ilişkileri ilişkilerdeki problemleri artıran bir şey de olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Ama hani genelde gerginliklerin temelinde bir duygusal kaçışlar da görüyoruz. Dolayısıyla aslında her konuda bir uzman psikoloğa danışılabilir. Evet. Ben bazen danışanın bir probleminden bahsediyorum. Mesela bir hastalık öyküsü var. Diyorum ki siz çok fazla hastaneye, çok fazla tedaviye maruz bırakıldınız mecburen. Bence bir uzmandan destek alın. Bir farklı pencere örnek veriyorum. Bir kesinlikle. Diyabet hastası her gün kendi insülin vurulması bir yerden sonra artık ya ona da... Ya da anoreksiya. Aynen kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Ya da bulimia gibi sendromu aynen. olanlar. Bunlar da bile bence başvurulabilir. Yani kesinlikle katılıyorum. Çünkü bütün hastalıkların altyapısında muhtemelen genetik veya çevresel olarak psikolojik rahatsızlıklar yatıyor. Bir diyetisyen olarak siz de çok hakimsiniz zaten. Bulimia dediğimiz gibi anoreksiya. Evet. Kesinlikle aile öyküsünden gelen ya da travma, bilinçli bir travma yaşamış. Daha sonrasında meydana gelen olaylar tetikleyebiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani bütün rahatsızlıkların aslında altyapısında psikolojik nedenler yatıyor ve mutlaka sağlıklı bireylerin de bir psikoloğa gitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada duygusal aldatmayı da merak ediyorum. Duygusal aldatma nedir? Belirtileri neler? Partnerimiz bizi duygusal anlamda aldatıyor mu? Nasıl anlarız? Şöyle, duygusal aldatma, ya fiziksel aldatma sadece aldatma sayılmıyor. Duygusal aldatma da artık çok rövajda. Genelde zaten gelen danışanların da çoğu bundan yakınıyor. Örnek vereyim, sosyal medyada partner veya eşinden gizli bir şekilde ya da açık bir şekilde biriyle nasıl söyleyeyim, samimi bir duygusal bağ oluşturmak da duygusal aldatmaya giriyor artık. İşte onun övgüleri ya da onun onunla beraber vakit geçirme ya da çok sık bir şekilde sohbet etme de artık aldatma türlerine giriyor. Bu da partnerde güvensizliğe, gerçek partnerine güvensizliğe yol açıyor, hayal kırıklıklarına yol açıyor ve ilişki o an zaten bocalamaya başlıyor. Yani toparlanabiliyor aslında. Zaman yönetiminden kaynaklanıyor çoğu ya da isteksizlikten, çok yoğun iş stresi varsa, çok yoğun böyle ailede çok yoğun bir şekilde herkesin temposu varsa başka şeylere ilgi kayabiliyor. Özellikle sosyal medyanın da çok gelişmesiyle artık görüyoruz ki uzak mesafelerde olan insanlar bile sosyal medyadan tanışıp partnerlerini aldatmaya başladı. Özellikle duygusal aldatma çok fazla yaygın. Ama asla bunu aldatma olarak saymıyorlar çoğu zaman. Sadece konuşmuştuk deyip geçiştirebiliyorlar. Ama tabii ki bu büyük güvensizliğe yol açıyor. Bir paylaşım durumu söz konusu neticede. Evet. O zaman duygusal anlatmada, aldatmada sosyal medya üzerinden veya mesajlaşarak olabiliyor. Evet. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna gelirken ilişkilerle ilgili şöyle altını basa basa çizerek söylemek istediğiniz bir cümle var mı? Ya ben şöyle düşünüyorum. İstemek çok önemli ve karşısındakini değiştirmeden önce kendi avatarını değiştirmeli insan diye düşünüyorum. Sonuçta kaç yıllık evlilikler ya da kaç değil yıllık mi? Birliktelikler oluyor. Şu zamana kadar anlaşıyorsun ki ortak bir hobileriniz, ortak bir hedefleriniz, benzerlikleriniz var. Ya bir insanı değiştirmeden önce aslında insan kendini tanımalı, keşfetmeli, geliştirmeli. Belki de onda gördüğün kusur sendeki kusurdur diye düşünüyorum her zaman. O yüzden de önce kendini tanımalısın, daha sonrasında partnerini keşfedip beraber bir yol, orta yol bularak sorunun kaynağı neyse bilmiyorsan bile bir uzmandan destek alıp ilişkiyi güçlendirmeli her zaman insanlar.
Evet, kısa bir zaman önce bir çiftle tanıştım. Henüz evli değiller, nişanlı da değiller. Ve çift terapisine gittiklerini duydum. Sizce de çok mantıklı çok bir hareket mantıklı, değil mi? Evet, aslında mantıklı. Buradan da yeni güncel dönemde tavsiye olarak bunu da verebilir miyiz? Kesinlikle. Ben her zaman diyorum, evlenmeden önce gelin. Sevgililik döneminde, flört döneminde bile gelinmeli. Çünkü yeni yeni özellikler keşfediyorsun ya. Bazen profesyonel bir destekle onu da hiç göremedin. Şeydir ya, aşkın gözü kördür derler ya. Göremiyorsun. Gerçekten göremiyorsun. Yani uzman birinin ya da işte daha böyle aile öyküsünü dinliyoruz sonuçta biz. Her şeyine ortak, dediğim gibi aile bireylerinden biri olduğumuz için biz o an müdahale edebiliyoruz. Hiçbir şey de çözülmeyecek gibi değil zaten. Yani bazen diyorlar ki imkansız artık ya, her şey bitti yani o an. Bizim ilişkimiz bitti diyorlar. Hayır, aslında öyle değil. Şöyle, tamam karakter değişmeyebiliyor ama insanlar birbirini değiştirebilir diye düşünüyorum her zaman. Ben her zaman Pollyanna düşünürüm. Başak Hanımcığım, bugün sizi burada görmek beni çok mutlu etti. Ne demek? İlerleyen bölümlerde de yeniden sizlerle olmayı çok isterim. İyi ki geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, konuğumuz Başak Dikmen'i ağırlarken şimdi sırada bir VTR'miz var. Haydi izleyelim. Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Suat Doğancı. Kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün Beyaz TV Ankara ekibiyle birlikte bacaklarımızda en çok gözüken iki problem olan varis ve lipödem hastalığı konusunda söyleşi yapacağız. Öncelikle varis konusuna değinmek istiyorum. Varis konusu biliyorsunuz bacaklarımızda probleme yol açan en yaygın hastalıklardan bir tanesidir. Toplumda görünme oranları oldukça yüksektir. Özellikle yani kılcal varisler olarak düşündüğümüz zaman bacağımızda gözüken her 3 kadından ikisinde neredeyse karşılaştığımız bir problemdir. Ameliyatlık hale gelmiş varisler de yine toplumda en az %20 oranında gözükmektedir. Yani kabaca bir hesap yapacak olursak, özellikle mesela Ankara'yı yaklaşık 8 milyon kabul etsek, bunun yarısını erişkin kabul ettiğimizde 4 milyonun yaklaşık %20'si nereden baksanız yani yaklaşık 100 binlere yakın belki varis ameliyatı olması gereken hasta var demektir. O kadar yaygın bir hastalık olduğu için de aslında bazen toplumda sanki varis herhangi bir sorun yaratmayan yaygın bir hastalıkmış gibi anlaşılıyor. Aslında ciddi maliyetler yaratabilecek bir hastalıktır. Çünkü bacakta yara açılmasına kadar ilerleyebilen evreleri vardır. Ve bazen de bu varisli damarlar içerisinde pıhtı geliştiği zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık haline gelebiliyor. Diğer konumuza değinecek olursak, bu lipödem de yine tamamen kadınlara özgü bir hastalıktır. Ve toplumda kadın nüfusun %10'unda gözükür ve otozomal dominant dediğimiz nesilden nesile direkt aktarılan bir hastalıktır. Ve tamamen kadınlara özgü olduğu için de erkekler bundan etkilenmez. Bu hastalar tipik olarak genelde aşırı kilolu şişman hastalarla çok karıştırılırlar ve bu hastaların pek çoğunu aslında yanlış yere şişman olarak adlandırılırlar. Halbuki bu hastalar şişman değildir. Üst gövdelerine baktığınızda oldukça ince zayıf yapıları vardır ama üst gövdeleri ile alt gövdeleri arasında bir orantısızlık söz konusudur. En az 2 beden, 3 beden, bazen daha farklı bir şekilde özellikle alt göbek bölgesinden başlayarak kalçalar ve bacaklar giderek kalınlaşır. Burada aslında bu hastalığın tanısını koymak fizik muayeneyle çok mümkün. Başka hiçbir tanı testine gerek yoktur. Hastanızı muayene ettiğinizde çok net bir şekilde tanısını koyabilirsiniz. Burada simetrik bir genişleme söz konusudur. Her iki bacak ve her iki kol eşdeğer ölçüde genişlemiştir. Genelde eğer bir asimetri söz konusuysa, eğer bir bacak diğerinden kalınsa, altta varis gibi ilave eşlik eden bir hastalık düşünmek gerekir. Bu hastalarda kilo vermekle beraber üst gövdeden incelmelerine rağmen hiçbir zaman alt gövdeden, bacaklarından incelemezler. O yüzden de tanı koymada bu bizim açımızdan tipiktir. Kolay morarırlar, sanki bir yere çarpmış gibi morluklar oluşur. Bu hastalığın önemli bir bulgusudur. Bunun dışında da çok şiddetli ağrılar olur bu hastalarda. Özellikle dokunmayla bile, en ufak dokunmada o bölgelerde ağrılar olur. Ve bunlar da bazen ya sen ne nazlısın gibi bu hastalara da böyle şeyler yaparlar. Tanısı kolaydır, ancak tanısını koyduktan sonra bu hastalarımızın
Tedavi kısmı oldukça birazcık zahmetli bir süreç. Çünkü hastalarımızın burada anahtar rol olması gerekiyor. Özel bir diyetle beslenmeleri gerekiyor. Mutlaka hayatlarında bir aktivite, spor olması gerekiyor. Ve onun dışında da bizim uyguladığımız bir takım tedaviler var ki bu tedavi yöntemleriyle özellikle Avrupa Lenf Derneği tarafından ödüllendirildik. Aslında Avrupa'da bu kadar ülke olmasına rağmen bize bu çalışmanın verilmiş olması, ödülün verilmiş olması da aslında ülkemiz açısından da bir gurur diye düşünüyorum. Burada hastalarımıza mesaj olarak şunu söylemek istiyorum. Pek çoğu aslında kendisini çaresiz hissediyorlar. Bu hastalıkta çaresiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Gerekli önlemler alındığında, uygun tedaviler yapıldığında o incelmeyen bacaklarınız incelip ağrılarınız kaybolup daha sağlıklı, aktif hayatın içinde bireyler olabilirsiniz. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Suat Doğancı bizlere varis ve lipödemdeki tedavi yöntemlerinden bahsetti. Hatırlarsanız geçmiş haftalarda da ben sizlere lipödemde beslenme tedavisi nasıl olmalı ve normal şişmanlıktan lipödem hastaları nasıl ayırt edilebilir? Bunlardan bahsetmiştim. O bölümümüzde lütfen izleyiniz. Bugün ben sizlere ne anlatacağım? Tip 4 alerji, yani aşırı duyarlılıktan bahsedeceğim efendim. Burada bazı gıdalar aslında bizlere yarardan çok zarar sağlayabilir. Bunu tartışacağız. Mesela sizin sevdiğiniz bir besin var. Ekmeği çok seviyorsunuz. Fakat ekmek sizi gerçekten bu kadar çok seviyor mu? Sizin onu sevdiğiniz kadar. Bugün biraz bunları konuşalım. Çünkü bu durumda bazı belirtiler var. Örneğin sebebini bilmediğimiz gaz ve şişkinlik problemleri, hazımsızlık, baş ağrısı, efendim depresyonda hissetmek, sürekli mutsuzluk ve migren ataklarının olması, bazı döküntüler, eklem yerlerinde ağrılar gibi belirtiler bu durumu bize açıklayabilir. Mesela alerji dediğimiz kelime aslında bize yabancı sözlüğünden, Yunanca'dan gelen bir kelime ve immün sistemin herhangi bir maddeye karşı anormal ve aşırı bir yanıtı anlamına da geliyor. Dolayısıyla gecikmiş tip alerji olarak bilinen dördüncü tip alerjide de temastan veya bir gıda alımından belki bir iki gün sonra veya daha geç günlerde ortaya çıkan şeyler bulunabilir. Dolayısıyla bize öykünüzü anlattığınızda, beslenme öyküsünde belki de bir gün önce yediğiniz veya üç gün önce yediğiniz bir besinin semptomlarını sonrasında görüyor da olabilirsiniz. Modern yaşam ve beslenme türünün değişmesiyle birlikte tabii birçok sebeple beraber toplumda gıda alerjilerinin sıklığı neredeyse yarı yarıya artmış görünüyor. Peki buna sebep olan şeyler nedir? Örneğin katkı maddeleri, çeşitli toksinler, kimyasallar, bazı metaller, bazı alerjilere genetik yatkınlık ve stresin çok yoğun olarak yaşanması bu tarz alerjileri artırabiliyor ve haliyle bağışıklık sisteminde aşırı bir yanıt karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki bağışıklık sistemi dediğimizde artık beni takip eden ve izleyenler bilir. Neyi görüyoruz? Bağırsak sistemi, yani sindirim sistemi bağışıklıkta çok önemli bir organ. Zira bağışıklık hücrelerinin neredeyse %70 ila 80'i bağırsaklarda yerleşmiş bir şekilde bulunuyor. Burada bizim sağlığımızı olumlu yönde etkileyen sağlıklı bakteriler, sağlıklı bakteri türleri, suçları bulunuyor. Dolayısıyla biz yanlış veya hatalı beslendiğimizde bu bakteriler maalesef bizi terk ediyor ve maalesef bağışıklık sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler gösterebiliyor. Halihazırda bugün mevsim geçişlerini de gözle görülür bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece gıda takviyelerini dışarıdan almak veya sadece meyve ağırlıklı beslenmek doğru değil. Doğrudan bağırsak kanalındaki yardımcı, bizlere yararlı olan bakterileri beslemek bu noktada önemli ki iyi bir şekilde kolonize olabilsinler, iyi bir şekilde sağlığımızı destekleyebilsinler. Şimdi tabii ki bu vitamin mineral emilimleri, besin emilimleri bağırsaklarda sağlanıyor. Fakat farklı alerjenler bu hücreleri olumsuz etkileyebiliyor mu? Evet, etkiliyor. Mesela bu alerjenlere maruziyet uzun süre devam ettiği takdirde bağışıklık hücrelerinin direnci kırılıyor ve bağırsak bariyeri artık daha da zayıf bir hale geliyor. Bu da aşırı geçirgen bağırsak sendromunun karşımıza çıkmasına sebep olabiliyor. Özellikle alt karında bir şişkinlik, sürekli sindirim sorunları, sürekli diyare veya gaz problemlerinin olması burada bir intolerans başladığını bize gösterebiliyor. Dolayısıyla bu da bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek bir inflamasyon sürecini başlatıyor ve bu da bağlantılı olarak otoimmün hastalık riskini artırıyor. Otoimmün hastalıklar da günümüzde çok sıklıkla görülen, karşımıza çıkan bir rahatsızlık. Mesela nedir otoimmün hastalıklardan bir tanesi?
tiroid hastalıklarının bazıları, mesela Hashimoto tiroiditi, efendim sindirim kanalında yer alan hastalıklar, çölyak, tip 1 diyabet veya multipil skleroz gibi farklı rahatsızlıklarda otoimmün hastalıklar grubuna girebilirler. Şimdi günümüze baktığımızda her 5 kişiden biri bir gıda alerjisinden şikayet ediyor mu? Evet, veya gıdaya karşı bir duyarlılık hissettiğinden şikayet ediyor mu? Aslında yapılan çalışmalardan bazısı nikelle ilişkili olarak gıdaların nikelle temasından veya cildimize nikelin temas etmesinden kaynaklı alerjilerin gelişebileceğini gösteriyor. Yani nikele temas varsa alerji riskimiz artabiliyor. Mesela çikolata, fındık, işlenmiş etler, efendim mutfakta kullandığımız bazı materyaller nikelle birlikte alerjik reaksiyonları bizlerde artırabilir. Ve tabii ki bu da otoimmün hastalıklardan romatizma, kronik yorgunluk sendromu, geçen hafta da hatırlarsanız kronik yorgunluk sendromunu konuşmuştuk. Aslında hepimizin yaşadığı fakat adını koyamadığı şeyleri burada dile getirmeye çalışıyoruz ki hayatımızda farklı bir bakış açısı, farklı bir nefes olsun. Dolayısıyla eğer bunlar da hayatımızda varsa maalesef bu hastalıkları tetikleyebiliyor. Ne dedik? Nikelle birlikte alerjen gıdaların daha fazla kullanılması, cilde dahi temas etmesi bu gıda alerjilerini artırabilme ihtimaline sahipmiş. Bununla birlikte kronik iltihabı ve inflamasyonu da artırdığı için maalesef otoimmün hastalıklar ve depresyona kadar giden bir sürece sahibiz. Eğer şişkinlik, hazımsızlık ve çeşitli bağırsak problemlerimiz varsa, sürekli baş ağrısı ve migren yaşıyorsak, yorgunluk, halsizlik, kronik bir yorgunluk durumu söz konusu, fibromiyalji, yani sürekli kas ağrıları, elim kolum kalkmıyor dersek, bunlar aslında bize gıda alerjilerini de düşündürebilirler. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra devam edelim. Elif Melek'le baştan başa devam edecek. Evet efendim, kısa bir reklam arasının ardından şimdi yeniden sizlerle birlikteyiz. Az önce bahsetmiş olduğumuz semptomlar toplumda aslında birçok danışandan duyduğumuz şikayetler olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli başım ağrıyor, yeterli su tüketmeme rağmen hala baş ağrısını aşamıyorum veya sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum ama sürekli karnımda bir gaz ve şişkinlik problemi var. Efendim kendimi enerjik hissetmiyorum, evet besleniyorum, herhangi bir besin eksikliğim, herhangi bir şeker veya tansiyon düşüklüğüm, tıbbi bir tanım yok ama kendimi sürekli yorgun ve enerjisiz hissediyorum derseniz de yine bazı gıda intoleransına karşı duyarlılığınız var mı? Bu tarz testleri belki yaptırabilirsiniz. Belki hiç ummadığınız bir gıdaya karşı hassasiyetiniz olabilir. Bunların haricinde temel olarak her zaman beslenme programlarında bizim baz aldığımız bir şey var. Mikrobiyota sağlığını korumak. Evet, mevsim geçişleri olabiliyor, alerjiler geliştirebiliyoruz. Bağışıklık sisteminin her zamankinden çok daha fazla düştüğü dönemler olabiliyor. Bunları yoluna koyabilmek için bazı probiyotik gıdaları hayatımıza dahil etmek daha sağlıklı bir seçim olabilir. Bununla beraber posa oranı bakımından yüksek olan gıdaları da sağlıklı bir şekilde beslenmemize yerleştirdiğimizde bağırsaklarımızın sağlığını en maksimum seviyeye çıkarabiliriz. Tabii ki bazı yağ kaynakları da, özellikle zeytinyağı gibi güçlü antioksidan bileşenlere ve fenolik bileşenlere sahip olan bu besini de neredeyse her yemeğimizde ortalama yarım tatlı kaşığı kadar kullanmak yeterli olur. Bu arada yemeklere yağ koyarken evet zeytinyağının sağlıklı olduğunu söylüyoruz ama kişi başı yarım tatlı kaşığı koymanız yeterli olur. Ben bunu söylediğimde biraz bakışlar yere düşüyor ama burada yağ tüketiminin de günlük aldığınız enerjiye kalori bazında bir katkı sağladığını da unutmamakta fayda var. Bu arada beslenme programlarınızı oluştururken size özel olması gerektiğini sıklıkla tekrar ediyoruz ve bir beslenme diyet uzmanından danışmanlık almanızı öneriyoruz. Her ne kadar sizler belki daha önceden danışmanlık almış olsanız da elinizde diyet listeleri de bulunsa o zamanki şartlarınız, o zamanki beden ağırlığınız şimdi o listeleri tekrar yapmak için yeterli olmayabilir. Bundan kaynaklı olarak sizlere tavsiyem yılda en az bir kez bir vücut analizinizi yaptırın, kan tahlillerinize baktırın ve bir beslenme kontrolüne mutlaka diyetisyenle devam edin. Efendim biliyorsunuz ülkemizde neredeyse her 10 kadından 3'ü, her 10 erkekten de ikisi obezite tanısı almış durumda. Dolayısıyla oranlar her geçen gün artarken beslenmeye olan, daha doğrusu sağlıklı beslenmeye olan ihtiyacımız ve ilgimiz artıyor. Buradan da bunu sıklıkla uyarısını yapmaktan aslında hem mutluluk duyuyorum hem de bir yandan üzülüyorum. Efendim bugün Elif Melek'le baştan başanın yeniden sonuna geldik.
Hem yurt içinde hem yurt dışında bizi takip eden, izleyen herkese kucak dolusu sevgiler. Haftalardır benden sevgi ve selam bekleyen Zahide Hanım'a da buradan selamlar olsun. Sizleri seviyor, iyi ve mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.